Kemal Kılıçdaroğlu aslında bir süredir, yaklaşık bir haftadır erken seçim ifadesini telaffuz ediyor. Bir açıklamalarını hatırlatayım, ondan sonra konuklarıma soracağım. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na ara seçim ihtimali olur mu yoksa bu genel seçime evrilir mi sorusu yöneltildi. Zaten bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Yönetilemeyen bir Türkiye var, gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Bu faturanın altından kalkmak bu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir dedi. Ali Babacan da aynı soruya yanıt verdi. 2023 yılına kadar ülkenin ne ekonomik sisteminin ne siyasi meşruiyetinin devam etmesi mümkün değil. Er ya da geç, vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak ifadelerini kullandı Ali Babacan da. Şimdi iktidara baktığımızda seçimin zamanında yapılacağını her seferinde vurguluyorlar ama siyasetin gündemine erken seçim tartışması yeniden girdi. Bu arada sevgili konuklarım, tabii ki ara seçim ihtimalini, olasılığını soracağım ama şimdi özellikle bunu hatırlatıyorum ki hani bu açıklamalar üzerinden gidelim diye. Uğur Bey, İYİ Parti olarak siz de aynı fikirde misiniz? Kemal Kılıçdaroğlu aslında olur, olacak demiyordu ama şimdi son dönemde çok daha fazla telaffuz ediyor. İYİ Parti'nin beklentisi de 2023'ten önce bir takvim dahilinde erken seçime gidileceği yönünde mi? Şimdi tabii Kemal Bey'in açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi açısından, ancak İYİ Parti bu sürece ilişkin her an bir seçim olabilirmiş gibi hazırlıklarını tamamlamış. Zaten bir siyasi parti olmanın gereği de bu. Her an bir seçim olacakmış gibi kadrolarıyla kurultayını yaptı, kongresini yaptı, bütün hazırlıkları tamam. Bunun dışında tabii Türkiye'nin son 17-25 Aralık'tan bugüne kadarki 6,5-7 yıllık periyodunu dikkate aldığımızda ulusal ve uluslararası birçok yatırımın Türkiye'den peyderpey kendini çektiğini ya da Türkiye'deyken sessizliğe gömüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla artık devlete ve hükümete olan bir güven bunalımı yatırımcının yatırım yapmasını engeller bir halde. Dolayısıyla bu güven nasıl tazelenir? Dolayısıyla bunu merkeze alıp tartışmak gerekiyor. Bunun yolu seçim midir sadece? Sadece seçim olmaya da bilir. Nedir? Şu an hükümetin kaynak arayışlarını zaman zaman kamuya açık kaynaklarda görüyoruz. Bir metotta hükümetin çok acilen bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz sistemden, ki biz meydanlarda bunu ucube sistem olarak adlandırıyoruz, buradan bir dönüş yapması. Ya erken seçime gitmeden sistemi değiştirebilir anlamında mı söylüyorsunuz? Şimdi burada eskiden hatırlarsanız hükümetlerin güven oyu vardı. Dolayısıyla meclisin bu anlamda bir fonksiyonu vardı. Meclisi de vatandaşı temsil ediyordu meclis. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bir arada değerlendirmek zorunda hükümet. Buna göre bir planlama ve takvim oluşturmak zorunda. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlak doğru değildir, eksikleri vardır, hataları vardır şeklindeki yorumları da kamuoyu tarafından satın alındı bu yorumlarda. Dolayısıyla bunları da dikkat alarak biz istikrarlı bir şekilde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi önceki parlamenter sistemdeki arazlarla, yani yasamanın yürütme üzerinde, yargının yasama ve yürütme üzerindeki vesayetlerinin ortaya çıkarttığı arızaları da bertaraf edecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz şu anki sisteminde bütün yapıların tamamı üzerinde kurduğu vesayeti ortadan kaldıracak bir formül ortaya koyduk. Bu formül partiler arasında tartışılır, istişare edilir. Biz iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi dedik buna. Başka bir isim koyabilirsiniz. Bardak diyebilirsiniz, balkabağı diyebilirsiniz. İsimlere takılmıyoruz. Bizim için önemli olan içerik. Bugün 17-25 Aralık'tan önce ciddi bir askeri vesayeti ortadan kaldırmaya dönük bir yargı vesayeti oluşmuştu. FETÖ'cü bir yargı vesayeti. 17-25 Aralık'tan sonra da bir kolluk vesayeti oluştu. Şimdi ise tam bir hibrit, melez bir vesayet algısı oluştu. Ve bunlarla birlikte gerek yatırımcı, gerek bürokrasi, gerek küçük esnaf, gerek uluslararası yatırımcı, bütün bunlar için Türkiye artık yatırım yapılamaz halde. Son dönemde işte hepimiz sokaktayız, caddedeyiz, sosyal hayatın, iş hayatının içindeyiz. Tabii son derece kırılgan bir dönemde, ekonomimizin kırılgan olduğu dönemde bu Covid salgınıyla da Türkiye maalesef karşı karşıya kaldı. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman artık Türkiye'de herkesin daha huzurlu, daha dingin, daha önünü görebileceği bir periyodun başlaması gerekiyor. Yani doların, euronun kuru malum. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman hükümetin acil tedbirlere başvurması gerekiyor. Bu tedbirler ötelemeler ve borçlandırmalar değil. Öteleme ve borçlandırma bir tedbir niteliğinde değil. Dolayısıyla burada kaynağı doğru belirlemeli, kaynak kullanımını doğru belirlemeli ve sürdürülebilirliği sağlaması gerekiyor mevcut hükümetin. Bunları yapabiliyorsa ne âlâ. Biz muhalefet olarak bunları yapabilmesini engelleyici bir tavır içine girmiyoruz. Kaldı ki böyle bir yetkimiz de yok. Hı. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı'nın alacağı kararlarla birlikte, meclisteki çoğunlukla birlikte bunları yapabilirler. Yani bunu engelleyebilecek bir yeterliğimiz ve çoğunluğumuz yok. Dolayısıyla muhalefetin aslında burada ve bu süreçte bir şeyi yok. Olumsuz bir katkısı da yok. Sayın Genel Başkanımız da bu konuya ilişkin özellikle pandemi bu normalleşme süreci başlarken memleket masası çağrısı yaparken aslında bütün bunları ekonomik, küçük ölçekli esnafın, işletmelerin, sanayicinin, çiftçinin, işçinin bütün bunların sorunlarını beraber gündeme alalım. Bununla ilgili kriterler belirleyelim. Bu kriterler doğrultusunda İktidar bunları hayata geçirsin. Biz de bu kriterlerin doğru yapılıp yapılmadığını, bürokrasinin herhangi bir akamete uğrayıp uğramadığını denetleyelim. Kriterler belirleyip denetleyelim. Öneri buydu. Bu öneri reddedildi. Olabilir. Ama günün sonunda işte geldiğimiz noktada dolar ve euronun önlenemez yükselişi ki bundan memnun olacak bu topraklarda bir insan yok. Hı hı. Muhalefet de bundan memnun olamaz. Ya o zaman bugünkü açıklamalar doğrultusunda çözüm tek başına erken seçim olmayabilir ama bir sistem değişikliği de çözüm olabilir mi diyorsunuz? Elbette. Peki. Ne dersin Zafer Şahin? Yani iki lidere baktığımızda ikisi de bir Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir bunu çok net ifade ediyor. Ali Babacan da söyledi bugün. Lider derken Ali Bey'i de mi kastediyorsun? İki genel başkan evet. Ha, yani çünkü lider biraz daha farklı bir şey. Yani bütün en baba anketlerde %0.6 ile %1 arasında geziyor Sayın Babacan'ın oyu. Hani... Evet ama biz o tip partilerin hepsinin genel başkanlarına genel başkan ya da lider diyoruz. Peki. Mustafa Destici için de lider diyoruz. Temel Karamollaoğlu için de. Soru bana geliyor da. Yok senin yanlışını düzelttim. Zafer beni özlemiş. Tamam mı? Evet. Oradan bana gelecek, ben ona söyleyeceğim. Böyle karşılıklı başladık. Şimdi, daha başından bismillah diye. Anket konusunda ben dün bir anket gördüm. Yayınlanmamış bir anket yayınlandı. Yani Şaban Bey inanın bu konuyu açacağınızı biliyordum. Deva Partisi'nin oy oranı 2,5 olarak yani 0.80'de de düzelteyim 2,5. Şimdi Şaban Bey bu şahısla bizi daha önce de karşı karşıya getirmişti. Bu yayınlanmamış anketi yayınladığını iddia eden şahısla. Hayır o şahıs değil başka bir anket. Yine aynı şeyi yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın yayınlanmamış bir anketi. Şahıslar üzerinden konuşurken isim niye verin biliyor musunuz? Ben geçen programlarımızdan birinde sonra yaşadım çünkü. Yani ben bazı şahısları siz şahıs dediğinizde anlamıyor olabilirim ama... Lütfen ad soyad söyleyin. Kimse üzerine almasın. Kimseyi de boşuna karalamayalım. Söylemeyeceğim burada. Ama sadece bir hani şunu söylemek istiyorum. Biz Latif Bey'le de aynı programdaydık. Ya yayınlanmamış bir anketi yayınlıyorum deyip YouTube kanalından bize de bunu tartıştıracaksanız ben konuşmayacağım o konuda. Bakın diyor ki yayınlanmamış. Ben bu konuyu tartışacağım demedim ama. Hayır şimdi onu söylüyor ya. Yayınlanmamış bir anketi diyor yayınladı diyor. Nasıl, nerede yayınlamış? Kendi YouTube kanalında. Şimdi biz bu şahsın YouTube kanalındaki konuşmalarını alacağız. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalında bunu konuşacağız. Eğer konuşacaksak Şaban Bey konuşsun biz de kendisini izleyelim. Ya arkadaşlar sadece söyleyeceğim şimdi, bu. Bak olay şu. Sanıyorum. Şimdi sen hani Deva Partisi'nin oy oranı 0.80 ile 1 arasında değişiyor. Ona da mı lider diyorsun diye. Hande Hanım'a sorunca... Lider derken ben Meral Hanım'ı kastediyor zannettim. Tamam. İki lider diye. Yani iki lider deyince Kemal Bey ve Meral Hanım mı diye acaba. Hayır canım, Kemal Bey ile Ali Babacan'ın görüşmesini kastederek soruyor. Yani. Sen zekisin onu anlıyorsun da başka bir şey. Hayır zaten o bana bilerek bunu söylüyor. Sen Ali Babacan'a lider mi diyorsun? Evet diyor, onu diyor. Tamam evet, evet. Yani o ben anlayabiliyorum. Ben de ya bismillah diyerek başladık programa. Anketlerde 0.80 adamı çıkan adama lider mi diyorsun? Diyor da ben de dedim ki. Yeni kurulan partiler için bir seçim geçirmeden hiçbir anketin önemi ve çok fazla geçerliği yok. Evet doğru. Yani dolayısıyla bir seçim geçirecek yeni kurulan partiler. Ondan sonra anketleri dikkate alacağız. Biz o programda yine CNN'de İstanbul'da çok ciddi bir tartışma yaşadık bir anketçi arkadaşla. Sonradan inceledim ben anketlerini. aslında çok da haklı olduğumu gördüm yani. Evet. Tabii buradaki sorun o değil. Buradaki sorun Zafer'in ima ettiği ve benim hani siyasi parti genel başkanlarına ya genel başkan ya lider denir. Biz haber yazarken de genelde bütün isimler için bunu kullanıyoruz Zafer Bey deyip soruma dönüyorum. Ankette tartışmayacağız ama tabii erken seçim tekrar Türkiye'nin gündemine girdi. Öyle görünüyor. İki açıklama için ne dersiniz? Aynı zamanda da tabii Uğur Bey diyor ki erken seçim gibi bir alternatifte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi olabilir. Olabilir mi? Ya şimdi şöyle, erken seçim muhalefetin gündeminde. Çünkü muhalefetin maalesef Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin toplumun önüne koyduğu başka bir tez yok. Yani erken seçim diyorlar. Bu da çok normal. İki genel başkan, iki sayın genel başkan bugün bir araya geldiler ya. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ali Babacan. Hani oturdular, ortaya çıkan şey ne? Hani erken seçim temasını işleyelim, değil mi? Seçim ne zaman? 2023 yılında. Kim söylüyor bunu? Şu an hem parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın iki partisi söylüyor, hem Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Tarih belli. Ben şeyi hatırladım. 2011 yılında Kemal Bey'in bir herkese 600 lira projesi vardı mesela. O zaman Sayın Babacan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ilkokul 3 düzeyinde bile matematik bilmiyor diye eleştirmişti. Şimdi aradan 9 yıl geçmiş, iki sayın genel başkan bir araya geliyorlar, erken seçim için tarih belirlemeye çalışıyorlar. Tabii Sayın Babacan uzun yıllar ekonomiyi yönetti. Sen onların tarih belirlemeye çalışıyorsun. Herhalde yani senin anlattıklarından onu çıkartıyorum. Yani bir erken ben açıklamalarına, seçim... yani açıklamaları diyor ki ikisi de mesela Ali Babacan daha çok güvene dikkat çekti demin Uğur Bey'in dikkat çektiği gibi. Yani erken seçim, daha doğrusu seçim vaktinden önce olacak çünkü yönetemiyorlar. İkisi de bunu diyor. Valla ya şimdi yönetemiyorlar dedikleri ülkenin yani şu an özellikle dış politikada neler yaptığını tek tek anlatmaya gerek yok. Bu küresel pandemi sürecinde neler olduğunu hep beraber yaşıyoruz. Neyse o başka bir şey. Ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi erken seçim istiyorlar diyorsun değil mi? Emin Şirin eski milletvekili. Ha bu arada Uğur Bey'in mesela ortaya koyduğu argüman bence çok güçlü. Çünkü bir siyasi partinin genel sekreteri olarak diyor ki kardeşim biz iktidardan memnun değiliz ama diyor hani eğer bir sistemde değişiklik öngörülürse bunu da oturur konuşuruz. Yani bu konuşulabilecek bir şey. Ama ortada seçim yokken sürekli seçimi işlemenin ben bir çaresizlik, bir tıkanmışlığın işareti olduğunu görüyorum. Yani kendi tabanlarına ya işte seçim olacak argümanıyla bir şekilde hitap etmeye çalışıyorlar. Şimdi erken seçim niye olmaz? Muhalefet niye erken seçim istemiyor? Emin Şirin eski milletvekili. Bir açıklaması oldu, bilmiyorum sen de gördün mü? Hani Canan Kaftancıoğlu'nun şu meşhur Atatürk krizine imza attığı Taksim toplantısı var. Bundan 2 hafta kadar önceydi. O Taksim toplantısında Emin Şirin söz alıyor, o da orada. Canan Kaftancıoğlu'na bir soru soruyor. Diyor ki ya iktidarın ülkeyi yönetemediğini söylüyorsunuz. Neden erken seçim için bastırmıyorsunuz? Daha 3 yıl var diyor. Emin Şirin'den aktarıyorum Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği cevabı. Biz erken seçim istemiyoruz. Çünkü biz seçim gününe ve seçimden sonra Türkiye'yi idare etmeye tam olarak hazır değiliz. Şimdi ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı biz diyor Türkiye'yi yönetmeye tam olarak hazır değiliz diyor. Emin Şirin bunu açıkladı. Canan Hanım kendisine bir karşılık vermediyse demek ki Canan Hanım bu açıklamayı yapmış. Dolayısıyla kendi içlerinde konuşurken ya biz daha bu Türkiye'yi yönetmeye tam olarak hazır değiliz diyen kişiler... kamuoyu önünde çıkıp da biz erken seçim istiyoruz diyorlarsa onun takdirini ben kamuoyuna bırakıyorum. Kemal Bey'le de çelişiyorlar o zaman herhalde. Çelişiyorlar tabii. Canan Hanım'dan bahsediyorum değil mi? Yani Atatürk öyle konusunda çelişmiyorlar mesela. Atatürk'ü Atatürk demekten çekiniyorlar. O konuda uzlaşabiliyorlar ama erken seçim konusunda kendi aralarında bir mutabakat yok demek. Peki şunu da sorayım öyle Şaban Bey'e sonra Latif Bey'e geçeceğim. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mesela hükümet konuşmak ister mi? Hükümet derken iktidar, AK Parti ve MHP konuşmak ister mi? Hande yani şu anda böyle hamaset gibi geliyor ama ya Türkiye ve dünya öyle bir konjonktürden geçiyor ki ya burada oturup yani bugün bu örneği ben çok veriyorum. Yani şimdi sistemi değiştirelim, erken seçime gidelim. Ya orada Azerbaycan meselesi, Dağlık Karabağ meselesi. Orada Libya meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Yunanistan 29 Ekim'de NAVTEX ilan ediyor. Biz 28 Ekim'de NAVTEX ilan ediyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'nda sonra kurulan küresel sistem çatır 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 diyor ve yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyayı inşa edecek ülkelerden birinin Türkiye olduğunu herkes artık istemese de itiraf ediyor. Biz dönüp burada erken seçim konuşuyoruz. Hani o benzetmeyi ben çok yapıyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü tablo tam o. İstanbul düşerken Türk topları Bizans surlarını vururken Bizanslılar meleklerin cinsiyetini tartışıyormuş. Aynı şey ya. Bana başka bir şey gelmiyor yani. Başka bir ifade gelmiyor. Şaban Bey, tam buradan gidelim. Aynı şey mi bu? Yani hakikaten Azerbaycan-Ermenistan konusu, Doğu Akdeniz konusu, Avrupa Birliği, S-400'ler derken iki isim çıkıyor ve erken seçim konusu, mecbur kalacaklar, erken seçime gidecekler diyor. Yani burada bir tuhaflık var mı, yok mu? Bir de bu muhalefetteki tıkanıklığı mı işaret ediyor? Sürekli seçimi muhalefetin konuşması. Hayır, hayır. Bilakis muhalefetin kendine olan özgüvenini ne işaret ediyor bu muhalefet partilerinin erken seçim istemesi? Bir. İki, şimdi Zafer'in saydığı durumlar bilakis bizatihi erken seçimin gerekliliğini gösteriyor. Ne dedi? İşte S-400, işte Doğu Akdeniz, işte Azerbaycan konusu, Avrupa Birliği. Ben de üstüne katayım bak, işsizlik Eylül ayında %13.4, 4.330.000 kişi işsiz, dolar 7.94, 8 liraya dayandı, 4.330.000 işsiz var, genç işsizlik %26.1'e dayanmış, Türkiye döviz arıyor, döviz bulamıyor, Katar'la bir swap yaptılar, işte TL ile dövizi değiştiler falan, o swap herhalde o anlama geliyor, başka para bulamıyorlar falan. Ekonomi büyük bir krizin içinde, büyük bir buhran var hakikaten Türkiye'de, özellikle işsizlik ve ekonomik durum kaynaklı büyük bir buhran var. Türkiye dış politikada yalnızlaşmış, yani sorunların üstesinden gelemeyen bir hükümet var. Kendi yarattığı sorunlar içinde boğuşan bir hükümet var ve o kendi yarattığı sorunların içinden de çıkacağına dair umut veremeyen bir hükümet var. Yani Türkiye'de umutsuzluk aldığı başına gidiyor, yani umutsuzluk tavan noktada. Sokağa çıkacak 100 kişiye sorsak mutlu musun? Yarınından umutlu musun? Yani yarın senin için bugünden daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak diye sokakta 100 kişiye sorsak 80-85 tanesi yarın daha kötü olacak diyor. Şimdi bu hayır, tabloda ya, ben bilakis muhalefeti Çin'de de aynı cevabı alırsın, Rusya'da da aynı cevabı alırsın. Ben bilakis muhalefeti eleştiriyorum. Muhalefetin çok daha yüksek sesle erken seçim istemesi lazım. Hukuksuzluk almış başına. Ya işte isteyemeyiz diyor. İl başkanı diyor ki İstanbul İl Başkanı hazır değiliz diyor. Türkiye'yi yönetmeye hazır değiliz diyor Şaban Bey. Şimdi gerçekten hani Uğur Bey'i de biraz şu açıdan yadırgadım. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'yla Babacan'ın bugün yaptığı görüşmede hani erken seçim gündeme gelecek açıklamasına hani Uğur Bey dedi ki işte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'den parlamenter sisteme geçilmeli. Yanlış anlamıyorsam iyileştirilmiş, hani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeli. Hani o durumda erken seçim olmayabilir. Hani yani erken seçim talepleri olmadığını ima etti, belirtti. Talebiniz yok mu, erken seçim talebiniz? Şimdi ben böyle bir talebim yok demedim. Ya, yani tamam, yok özür dilerim. Yanlış ifade ettiysem. Bakın bu bir talep meselesi değil Şaban Bey. Uğur Bey. Hayır, orada bir söz hakkım olduğu için söylüyorum. Tamam, buyurun. Bu bir talep meselesi değil. Şimdi biz burada konuşmaya çalıştığımız İYİ Parti olarak Türkiye'nin gündemine ve Türkiye'nin geleceği için verdiğimiz mücadelenin birkaç ayağı var. Biz bugün Türkiye için sadece bir erken seçim ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi iki yumruk arasında sıkışmışlığı reddediyoruz. Üçüncü, dördüncü yolları da önerebilmemiz lazım. Biz bu önerilerin içinden hangisi toplum için, millet için en uygunsa bununla ilgili toplumun ve milletin meşru bir şekilde bizim yanımızda olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama seçenek sunuyoruz. Türkiye'de insanlara seçeneksizliklerin sonucu şu an Türkiye'de yaşadıklarımız. Seçeneksizliklerin sonucu. Biz seçenek sunuyoruz. İktidara da bunu sunuyoruz. Nedir seçenek? Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin biraz önce bahsettiğiniz veriler, işsizlikten tutun, yargıdan tutun, diğer tüm kurumlardaki erozyon, bunların hepsi günün sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, daha önce denenmemiş, daha önce uygulanmamış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin metabolizmasına uygun olmamasından kaynaklanıyor. Bu hem milletin metabolizmasına uygun değil, hem bu sistemi yönetenler bu sistem için muktedir değiller. Sonucunu beraber yaşıyoruz. Yani bunu izah etmek için çok akademik bir dile de ihtiyaç yok. O anlamda burada erken seçim elbette bir ihtimaldir. Ancak bununla ilgili, erken seçimle ilgili, yani mevcut anayasa var. değiştirildi ve şu an gündemde. Bununla ilgili ya meclisin karar alması lazım ya Cumhurbaşkanı'nın karar alması lazım. Şimdi ben mecliste çoğunluğa sahip değilken, Cumhurbaşkanlığı makamında ben temsil etmiyorken, İYİ Parti temsil etmiyorken, şimdi ben erken seçimi neye göre dillendirebilirim? Birazcık da vatandaşın gündemini rasyonel bir şekilde, gerçekçi bir şekilde önermeleri de doğru yaparak ortaya koymaya çalışıyorum. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı ya da parlamento bu kararı aldı. Bu karar parlamentoya getirilir, İYİ Parti tutumunu o zaman ortaya koyar. Anladım. Şimdi demokrasilerde hepimiz biliyoruz yani yıllardır gazetecilik yapıyoruz Ankara'da. Siyaseti tanıyoruz, izliyoruz. Erken seçim kararlarının nasıl alındığını biliyoruz. Şimdi eğer muhalefet ülkenin hali çok kötü, bu iktidar ülkeyi perişan etti diyorsa ki öyle, bunun şeyi nedir? Alternatifi. Rahmetli Süleyman Demirel ne diyordu? Sandığı milletin önüne koy diyordu, değil mi? Odur. Yani eğer iktidar yapamıyor diyorsan, ki muhalefet onu diyor, doğru diyor, hakikaten de iktidar yapamıyor. Türkiye'yi bir sorunlar yumağının içine soktu ve içinden çıkamıyor ülke hep birlikte. Millet perişan halde. O zaman muhalefet ne diyecek? Ya 2023'e kadar bekleyelim bakalım. Öyle bir şey olur mu? Millet perişan oluyor. Yani muhalefetin bakış açısından söylüyorum. O zaman ne diyeceksin? Kardeşim koy sandığı milletin önüne, seni sandıkta değiştireceğim. Sen yapamıyorsun, bak memleketi perişan ettin. Şaban Bey ben işte CHP İstanbul İl Başkanı biz diyor yönetmeye hazır değiliz. O ayrı bir şey. Bize o ayrı bir tartışma konusu. Anlatıyorsunuz. Ne o ayrı bir şunu da söyleyelim. O kendi açıklaması değil. Ama Emin Şirin'in açıklamasını vermiş. Ama yalanlamadı, itiraz da etmedi. Birkaç ay önce tartışıldı o konu. Ya şimdi Canan Hanım'ın partideki gücünü biliyoruz. Gene bu konuda bir açıklama göndermek isterse kendisi buradan açıklamasını okuruz. Sayın Emin Şirin'in o açıklamasını biliyorum. Benim kanalda yaptığı o açıklamayı. Niye oradan mı gördüm bilmiyorum. Ama şimdi yani İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ya muhalefet bloğunun diyeyim, bir partisinin il başkanı, İstanbul'da il başkanı böyle dedi diye işte bugün de genel başkanı erken seçim gündeme gelsin. Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı vardı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu mu ciddiye alacağız ya da yani onun sözüne mi itibar edeceğiz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözüne mi itibar edeceğiz? Erken seçim isteyip istememe konusunda. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözüne itibar edeceğiz. Ve muhalefetin görevi de eğer iktidara yönetemiyorsun kardeşim, Türkiye'yi perişan ettin diyorsan ki Sayın Kılıçdaroğlu 2 günde bir tweet atıyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor diye. Doğru. Hı. O zaman bunun bir sonraki cümlesi getirin kardeşim sandığı milletin önüne koyun. Siz Tabipler yapamıyorsunuz, de aynı şeyi sandığı koyun, seçime gidelim, biz gelip diye. Türkiye'yi biz yöneteceğiz demektir. Yani muhalefet bunun için vardır. Hani ben bunu demek istiyorum. Hı hı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla Babacan'ın çağrısını da doğru ve haklı buluyorum ve hatta eksik buluyorum, daha gür sesle ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Latif Şimşek ne diyor? Daha gür sesle ifade etmeli ikisi de diyor Şaban Bey. Şimdi ben ne muhalefetin erken seçim istediğine inanıyorum. Ne de muhalefetin gerçek gündem oluşturmak gibi bir derdi olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bakın, seçimlere daha 3 yıl var. Daha seçimlerin telaşını yeni atlattık. Böyle bir dönemde hele bütün dünyanın krizin içinden geçtiği ve Türkiye'nin de doğal olarak bundan etkilendiği bir dönemde halka sorun seçim istiyor musunuz diye kesinlikle %20'nin üzerine, 25'in üzerine çıkmaz seçim isteyenler. Çünkü böyle bir dönemde seçim yapılmaz. Seçime gidilmez. Yani hem ekonomik gerçekler, hem siyasal gerçekler, hem halkın gerçekleri seçimi kaldırmaz. Şimdi ama muhalefet tabii ki isteyecek. Yani bir şeyler söyleyecek. Bence Kemal Bey'in söylediği ve diğer muhalefet partilerinin söylediği, İYİ Parti'nin öyle ısrarlı bir erken seçim talebi olmadığını ben görüyorum. Böyle ağız ucuyla Uğur Bey'in söylediği aslında çok önemli. Siyasal partiler böyle alternatifler üretebilmeli. Yani erken seçimin dışında bir başka alternatif de şudur dedi ve Şaban Bey rahatsız oldu bundan. Eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu da rahatsız olabilir öyle bir söylemden. Bu da zaten... Neden? Şimdi bir dakika merak ettim. Şaban Bey rahatsız oldu, Kemal Kılıçdaroğlu ya yani şöyle, oradaki denge nasıl bakın, bir denge? Şimdi İYİ Parti aslında CHP ile Millet İttifakı'nda tam entegrasyon sağlayamamış bir parti. Tamam mı? Ve tam entegrasyon sağlayamayacağına da ben Latif Şimşek olarak inanıyorum. Hiçbir zaman CHP ile CHP'nin içinde bulunduğu, HDP'nin dümen suyuna gittiği bir ittifakın içinde İYİ Parti tam bir entegrasyon sağlayamaz. Dolayısıyla zaman zaman zaten CHP ile karşı karşıya geldiklerini kimi politikalarda gördük. Bundan sonra da göreceğiz İYİ Parti ile CHP'nin anlaşamadıklarını. Ali Babacan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine gelince zaten böyle bir dönemde Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun peş peşe parti kurmaları bize o zaman da çok farklı şeyler çağrıştırdı. Hı-hı. Şimdi de aynı şeyleri çağrıştırıyor. Ne çağrıştırıyor şu an bize? Ya açıkçası AK Parti'yi hırpalayabilmek için kurulmuş ya da kurdurulmuş iki parti. Yani AK Parti'den %0,5 veya %1 oy alabilmeleri ihtimaline karşı kurdurulmuş iki parti olarak görüyorum bunu. Latif Şimşek kim tarafından? Kurdurulmuş deyince şimdi biri bunlara dedi ki siz parti kurun. O biri kim? Ya farz edin ki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurdurulmuş. Şimdi her iki isim de AK Parti'nin içinde yıllarca siyaset yaptılar. Bir gazeteci olarak bunları takip ettik. O dönemde AK Parti'de siyaset yaptıkları dönemde konuşma cesareti gösteremeyen ve aslında muhafazakar gelenekte, siyasal muhafazakar gelenekte çok da olmayan bir şeydir. Şu anda hem Ali Babacan hem Ahmet Davutoğlu çıkıyorlar, işte geçmişe dönük bir takım şeyleri eleştiriyorlar ama hiç samimi ve inandırıcı gelmiyor. Neden? AK Parti tabanına. O dönem. Çünkü o dönemlerde bakın özellikle Sayın Davutoğlu, Sayın Erdoğan'a defalarca samimiyetini dile getirmiş, asla Erdoğan'ın karşısında olmayacağını, asla AK Parti'yi yıpratacak bir davranışın içinde olmayacağını, özellikle o MKYK krizinden sonra Davutoğlu'na karşı toplanan imza olayından sonra bile AK Parti'yi yıpratacak bir davranışın içinde olmayacağını defalarca söyledi. Ne oldu da sonra birdenbire bu ittifaklar köpürtülmeye başlanınca hem Sayın Davutoğlu hem Ali Babacan ayrı ayrı parti kurdular. Neyse o konuya gireceğim. Şimdi Şaban'ın söylediği Demirel'in işte milletin önüne sandığı koyacaksın sözü var ya. O sözün söylediği dönemlerde Şaban Sevinç 6 ayda bir milletin önüne sandık konuluyordu biliyor musun? 1950 ile 2002 yılları arasında Türkiye'de tam 52 tane hükümet kurulmuş. Şimdi konulmuyor da ne oluyor? Nasıl? Şimdi konulmuyor da ne oluyor? Şimdi konulmaya çok şey oluyor. Ne oluyor? Bak, ne oluyor? Bir bak, söyle lütfen. Anlatayım. Yani 6 ayda bir sandık konulurken ne oluyordu? Şimdi bugünkü Türkiye'de ne oluyor? Şimdi şöyle. Şimdi AK Parti 2002... Bak biraz önce söyledim. 4.330.000 işsiz var. Tamam. Gençlerin %26.1'i işsiz. Anlatayım. Dolar 8 liraya dayanmış. Tamam ben anlatayım. Anlat. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekleri hiçbir zaman balçıkla sıvayamazsın. Türkiye'nin son dönemdeki dünya ekonomik krizinden etkilenmediğini söylemek için. O zaman da kriz vardı. Söylemek için. O zaman da krizler vardı. Yani biz gazeteciyiz. Yani 3-5 senede Türkiye'de ya her zaman kriz var. Bakın 2001 krizi oldu. Arkadaşım 2001 Ecevit'e yazar kasa fırlatıldığında Milli Güvenlik Kurulu'nda Ecevit, Ahmet Necdet Sezer Ecevit'e anayasayı fırlattığında gecelik faizler bir gecede 2600'e, 2800'e, 6000'lere çıktı ya. 7500. Yani tamam ne oldu? Tamam ne oldu? Bak sonra düştü. Sonra düştü. Şaban krizler düştü, her dönemde yaşanır. Şunu niye konuşmuyorsun ya? Krizleri konuşuyorsun da Türkiye'nin Ukrayna'ya insan savaş aracı satmaya başladığını. Peki. Azerbaycan'da bugün kardeşlerimizin Ermenilere karşı o savaştaki avantajlarını Türkiye'den satın aldıkları İHA ve SİHA'ların sağladığını, yerli savunma sanayinde %80'lere dayandığımızı, milli gelirin 2002'de 3500 dolar olan milli gelirin tamam yeterli olmasa bile bugün 9.000-10.000 dolara dayandığını geldiğini, tamam işsizlik sıkıntısı her yerde var. Zaten bunu hükümet demiyor ki. İşsizlik yok Türkiye'de demiyor. Durmadan istihdam kampanyaları başladı. Yani bugün o sandığın konmasına bir gerek yok. Neden yok? Bugün gerek yok ve o sandık millet istemedikçe kimse o sandığı kuramaz. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Bakın ya millet isteyecek, millet isterse kimse duramaz ya da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birlikte seçime gitmeye karar verecek ki AK Parti'de, MHP'de böyle bir ortamda seçime gitmeyecek kadar akıllı ve ülkesini seven iki parti olduğunu düşünüyorum.